ne besledim. Ferit kâfi. Hiç sırası değil. Peki. Hanım mı yaptı? Aydan, oğlum, baban geldi. Aydan anneannesin. Bekliyorsun sen. Hı? Sofra kim için kuruldu? Şadan gelecek. Şadan? Şadan için misin sen? Kimin için süslendin? Kimi bekliyorsun Ayhan? Elini kolunu sallaya sallaya evime gelip soframa oturup bana hesap sorma hakkına sahip değilsin Ferit. Bana cevap vereceksin Ayhan. Ne dolaplar çeviriyorsun? Kimi bekliyorsun? Kimin için süslendin? Ferit. Muhsin. Muhsin değil mi? Sende gözü var. Muhsin, ben bunu nasıl tahmin edemedim? Beni hastaneye tıktı ki seni ne ilgilensin? Ağzından çıkanı kulağın duysun Ferit. Muhsin Bey benim babam gibi. Babaymış! Ne babası? Bilirim. Sen kimi bekliyorsun? Kimin için süslendin? Bu basak kimin için hazırlandı? Cevap versene bana Ayhan. Ne yapıyorsun? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum dedim. Cevap ver Ayhan. Bana cevap ver. Bana cevap ver. Bana ver. Özür. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim Ayhan. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Kalk. Kalk yeter. Yeter git. Git Ferit. Git bak ben bu işi kendim bitiririm. Git. Ayhan ne olur indir bıçağı. Git ne olur git. Git. Hepsi ilaçlardan. Bu Sim Bey'i bile bana düşman etti. O ilaçlar. Allah kahretsin o ilaçları. Yalvarırım. Kıyma kendini. Yaşamama izin ver. Ayhan. Nefes almama izin ver. Git. Git. Ayhan. Git. Ayhan. Ayhan ben sensiz yaşayamam. Ayhan ben böyle olsun istemedim. Git. 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 Ne olur git. Git evimden git. Hayatımdan git. Yeah.
Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, benim derdim herkesten çok. Ben nasıl yanmayam dağlar, 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 dağlar. Ben nasıl yanmayam dağlar, 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 Başvekilim,
Ben aslında yağmurdan pek haz etmem. Ama telaş etmeyi de kendime pek yakıştıramıyorum. Taş yağsa bile mi? Sizi bilmem. İnanır mısınız ama ben kadere inanırım beyefendi. Başımıza düşecek taştan da, rahmetten de kaçamayız. O halde ben de sizi karşıma çıkaran kadere nasıl inanmam ki? Buyurun. Alo. İyi günler. Milletler arası görüşme yapmak istiyorum. Roma, İtalya lütfen. Numarayı vereyim. Tamam. Peki acele olsun ama olur mu? Teşekkürler. Hayırdır? Öğleden sonra İtalya'yı bağlayacaklar. Ola ki ben geç kalırsam senin aklında olsun, tamam? Tamam da. Mevzu? Teklifleri hala geçerliyse İtalya'ya gideceğim. Roma'ya mı gideceksin? İyi de Ayhan'cığım şunun şurasında ne kaldı ki tatili? Hem temsiller ne olacak? Tatili değil canım. Yerleşmeye. Ne? Ayhan durur musun Allah aşkına? Canım, sonra konuşalım. Tamam. Nereye gidiyorsanız eğer... Gitmek istediğiniz yere bırakalım sizi. Zahmet olmasın size. İki adım zaten yürürüm ben. O halde birlikte yürüyelim. Yormayayım sizi. Arabayla gidelim. Arkadaşlara talimat vereceğim. Eşinizin sağlık durumu ile ilgili gerekeni yapacaklar. Merak etmeyin. Lüzumu yok efendim. Sağ olun. Ayhan Hanım. Sadece sizin için değil. İnanın kim olsa yardım etmek isterim. Pek tabii, ben öyle söylemek istemedim. Sadece Ferit Bey nasılsa yaptıklarından pişman olacak. Onu affetmemi isteyecek. Ben onun tedavi olmasını isteyeceğim. O kabul edecek, hay hay diyecek, hastaneye yatacak. Fakat hiçbir şey değişmeyecek. İyileşinceye kadar hastaneden çıkmamasını sağlarım. Thank you.
Lütfen. Türkiye'nin başvekilini meşgul ettiği meseleye bakınca kendimden utanıyorum. Lütfen. Zerre kadar hatırım varsa en azından başvekil olarak böyle konuşmayın. Ne olur. Siz nasıl isterseniz. Ama sizi temin ederim, bir daha asla bu hususla ilgili başınızı ağrıtmayacağım. Ve Ferit Bey'le olan meselemi de kati surette halledeceğim. Emin olabilirsiniz. Ben mümkünse şu köşede inebilir miyim? Tabii siz de müsaade ederseniz. Bu akşam temsil var mı? Evet efendim, var. O halde orada görüşürüz. Yalnız ben bu akşam temsilde olmayabilirim. Orada olmanızı ümit ederim. Teşekkür ederim. Hayırdır Ethem? Pek de hayır değil. Fecaat. Resmen fecaat. Hayır, anlamıyorum. Sen bu adamlara iyilikten başka ne yaptın ki? Şimdi bu adamlar senin canını istiyor. Canları canımızı çekmişse... veririz Ethem. Yeter ki canları sağ olsun. Çok rica ediyorum, bu işi affa alma. Bu resmen bir itiraf. Adamlar juntayı kurmuşlar, fırsat kolluyorlar. Ha şartlar oluşmazsa suikaste götürecekler. Okumam yazmam var Ethem, var. Ne yapacağız Adnan? Al bakalım paşam. Anneanne, sen annemi sevmiyor musun? O ne biçim laf yavrum? Sen beni öpüyorsun. Annem de beni öpüyor ama sen annemi hiç öpmüyorsun. Sana öyle gelmiştir kuzum. Bir bakayım şu lokmana. Gelecektik sana. Hadi kuzum. Beste mi yaptı yine Ferit? Bak, beste yaptığı zamanlarda böyle oluyor biliyorsun. Alışman lazım. Hadi kuzum. Öp anneanneni. İtalya'da özleyeceksin. Hayırdır inşallah? Turneye mi, tatile mi? Tatile gitmiyorum anne. Yerleşeceğim, dönmeyi düşünmüyorum. Bir kaçmadığın kalmıştı değil mi Ayhan? Kaç bakalım. Tabii becerebilirsen.
Adnan enişte Fatih'le konuştuktan sonra çekilmiş. Buyurun. Hanımefendi evde mi? Yoklar beyim. Canan Hanım? Burada. Çağır gelsin. Beni emretmişsiniz efendim. Beni nerede? Emel Hanım'dalar. Telefon aç kızım, eve gelsin. Emredersiniz. Müdafaa vekili çağır gelsin Ethem. Fatma. Ya o da cuntacıysa? Aydın'ım. Gelsene oğlum. Bugün evde çalışmaya karar verdi baba. Ethem amcanın elini öpmeyecek misin? Ya annem gelirse? Kulaklarımla duydum abla. İhtilal yapıp beyimizi devireceklermiş. Ne? Kızım, bey sana mutfağa git, lakırtı dinle diye mi emretti? Hadi, hadi. Abla, sen olsan ne yapardın benim yerimde? Daha önce de sordum sana, bir şey demedin. Gerçekten bunu duymaya ihtiyacım var. Sen olsan ne yapardın? Asla boşanmam. Ölmek benim için daha iyi. O nasıl söz öyle? Fatih beni boşarsa canıma kıyarım. Emel saçmalıyorsun. Ve bu sana hiç yakışmıyor. Kuzenimizin, Latife Hanım'ın durumu ortada. Latife Hanım Atatürk'le evliydi Emel. Nasıl mukayese edebiliyorsun? Tüm yenilmişlikler birbirine benzer. Ben bu mağlubiyeti asla yaşamayacağım. Madem mağlubiyet olarak görüyorsun, istirham ediyorum, kendine çeki düzen ver ve kocanı yeniden kazanmaya çalış. Bırak Fatih'i, ben bile bu eve gelmek istemiyorum. Alo. Efendim, iyi günler. İyi günler Canan, sen misin? Benim efendim. Hanımefendiyi görüşmeye alabilir miyim? Şimdi çıktı. Nereye gideceklerini söylediler mi? Fatih Bey'le görüşmeye gidecekti. Kötü bir şey mi oldu? Tamı tamına 2800 lira. Bütün hesabınız bu. Tamam. Teşekkürler. Hadi bakalım anneciğim. Bitti mi? Buyur. Daha da iyi. Yavrum, Mahmut Efendi'ye rica ederdik. Ne lazımsa alır gelirdi. Fatih'ciğim, salmadın mı hala? Ya sana kıyamıyorum. Ben de haz duyuyorum Öteberi alışverişinden. Geç kalma olur mu? Kalma. Bizim. Bak demedim mi ben? Allah da istemiyor işte gitmeni. Toplam 4000 lira. Daha ucuzu yok mu peki? Buradan İstanbul'a tren. İstanbul'dan İzmir'e gemi.
İzmir'de otelde konaklama. Oradan gemi, otel, gemi. En uygunu bu Ayhan Hanım. İsterseniz birinci sınıf değil de ikinci sınıf ayarlayalım size. Yok, hayır. Birinci sınıf olsun. Pekala. Burada 2800 lira var. Ben size kalanını yarın takdim edeyim. Teşekkür ederim. Vesamet Hanım'la ilişkinize bir son vermeniz için geldim. Rica etmek için. Ben onsuz yaşayamam hanımefendi. İnsanlar evlatlarını kaybediyorlar. Yine de hayatlarına devam ediyorlar beyefendi. Egzajere ediyorsunuz. O insanlara saygım namedine. Ama ben onlardan değilim. Eşiniz Emel olmadan yaşayabiliyorsunuz. Kızınız Sevin olmadan da yaşayabiliyorsunuz. Ama vesametsiz yaşamak dahi istemiyorum. Vesamet Hanım'ın eşi... Orhan Bey. Orhan Kutlu. Onun bu hissiyatınızdan haberi var mı acaba? Belki o da eşi olmadan yaşamak istemiyordur. Bakın, benim evliliğimde Vesamet'inki de sadece ailelerimizin avuntusu. Biz birbirimizin gönülden eşiyiz. Peki. Berin Hanım. Emel'le konuşsanız, boşanmaya razı olsa, çünkü inanın bu ikiyüzlülüğü sürdürmeyi tek bir gün bile istiyor değilim. Vesamet Hanım istese, canınızı verirsiniz Fatih Bey, öyle değil mi? Bir an bile düşünmem Berin Hanım. Ben de ailem için seve seve canımı veririm. Hele de Emel için. Lütfen siz de benim gibi ailenize sahip çıkın. Kapıya bakmayacak mısınız? Bakıyorum. Berin Hanım'la konuşmam lazım. Buyurun. Efendim. Askerler ihtilal yapacakmış. Hepimizi öldüreceklermiş. Olur mu öyle şey canım? Öfik Bey bayanın kaç yıllık arkadaşı? Cuntacıların içinde niye yer alsın ki? Cuntacılık akıl içimi ki benden akıl yürütmemi istiyorsun Adnan. Ethem pencereden bakmayı kes artık canım. O kadar da çıldırmış olamazlar ya. Artık hiçbir şey bilemiyorum. Teşekkür ederim Nefet'im. Afiyet olsun efendim. Benim kahvemi şuraya bırakın lütfen. Belli ki bunların gözü dönmüş artık. Ethem kes artık. İnsanları boş yere korkutmayalım. Şadan Hanım.
Çağdan Hanım! Lütfen açın kapıyı! Çabuk gidin buradan yoksa polis çağıracağım. Ayhan! Ayhan! Ayhan orada mısın? Bak Ayhan, sonsuz kez özür dilerim senden. Ayhan evde yok! Gidin buradan yoksa polis çağıracağım. Çağdan Hanım, yeteri kadar konu komşuya rezil olduk zaten. Lütfen. Bakın Çağdan Hanım, sizden son bir ricam var. Bunca yıllık hukukumuza dayanarak. Lütfen ama lütfen buracıkta oturup Ayhan'ı beklememe izin verin. Yalvarıyorum size. Bakın, sizi temin ederim ki Ayhan'ı bir daha üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Lütfen kapıyı açın. Bakın Çağdan Hanım, eğer kapıyı açmazsanız ben burada oturup bekleyeceğim. Bunu da bilin. İçeride bekleyin. Ama Ayhan geldiğinde canını sıkacak bir şey yapacak olursanız sizi kendi ellerimle polise teslim ederim. Anladınız mı? Teşekkür ederim. Sen çıldırdın mı kızım? 5 kuruş ver. Hocam yapmayın. Ben sizden borç para istemiyorum. Sadece alacaklarım için yazı istiyorum sizden. İtalya'ymış. Kim ne yapsın seni orada? Ferit gelmiş de kapında bekliyormuş da. Hocam benden çok sizin adınıza küfür etti. Etsin, o besteleri yapsın da sabah akşam sövsün. Peki efendim. Peki, siz burada küfür işitmeye devam edin. Ama ben akşam temsile çıkmayacağım. Tabip raporumu da size istifamla birlikte iletirim. Hele bir çıkma. Varsa öyle bir baba yiğit göreyim. Ben emrediyorsam, kabir içinde bile olsa o temsile çıkacaksın. O kadar. Sözüm hepinize. Dileni tutmayan bunun hesabını verir. Çocuklar hiçbir şey bilmeyecek. Yüksel'le Mutlu'yu mekteplerinden alın. Ne kadar ciddi vaziyet? Sen nereden duydun? Canan söyledi. Hasan çenesini tutamamış demek ki. Çağırsanız onu bana. Hasan'ı çocukları alması için yolladım ben. Berrin, mübalağa ediyorsun. Hayır, doğrusunu yapmış. Allah sizden razı olsun. Ben bir türlü olayın vehametini anlatamıyorum Adnan'a. Bayar ne dedi peki? Bayar'a gitmedim henüz. Eğer ciddiye almazsa istifa edin lütfen. Yoksunu 3-5 zavallıyı bahane edip milleti yüzüstü mü bırakalım ya? Senin istifayla tehdit etmediğin halleri ciddiye almıyor ki Bayar. Pekala. Ben Bayar'a gidiyorum. Sen de tahkikatları sürdür. Kimsenin canı yanmayacak. Tamam mı? Sopasız nasıl olacak bu iş? Sonra da başvekalette buluşalım. Adnan, hiç değilse bugün gitmeyelim başvekalete. Ne münasebet. Ethem haklı. Neden? Adnan, rica ediyorum bugünlük kırmayın beni. Ne olur.
Şairlerin mazereti de pek bomuş. Ama sana yemin ettim. Mutlu peşimden koştu, yarı yoldan çevirdi beni. 40 yılda bir babamın erken geleceği tuttu, o da... Neyse. Bir şey mi dedim? İnanmıyorsun bana. Bak. Bu gece kıyamet bile kopsa geleceğim. Seni görmeden... yanağını bir bulsa kondurmadan gözüm orta girmiyor. Uyuma o zaman. Beni düşün. Ama insafsızlık bu senin yaptığın. Babam seni yakalarsa ailemizin insafsızı kimmiş anlarsın. Yakalasın. Korkmuyorum ki. Öldürsün isterse, senin kollarında ölmüş olur. Razı. Hünsel Bey, hanımefendiyle beyefendi sizi eve emrediyorlar. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Aydın'a bir şey mi oldu yoksa Hasan? Acelemiz var beyim. Gitmem gerekiyor. Kay. Kimler okudu bu mektubu? Benden başka sadece Ethem. Başka kimsenin haberi olmasın. Kol kırılır, yan içinde kalır. Hükümetimize ne tavsiye edeceksiniz efendim? Bu mektup sana değil, bana gelmiş. Benim partimi kapatacak, beni devirecek, beni asacak, öyle mi? Ben bunları tahayyül edecek adamın alnını karışlarım. Tövbe ettiririm. Müdafaa vekili gelsin. Emredersiniz komutanım. Başkomutan benim. Gerekirse çavuşu erkanı harbiyenin başına getiririm. Kendini zabit zanneden bu çapulcuların kökünü kazır, yerle yeksan ederim. Efendim, bu söylediğinizi ikinci Mahmut yaptı. Bu hastalık bitmedi. Sultanahmet yaptı. Yine bitmedi. İttihat Terakki yaptı, bitmedi. Gazi Mustafa Kemal yaptı, bitmedi. İnönü yaptı, bitmedi. Bir de biz mi yapacağız? Kanun sabit. İhtilale teşebbüsün cezası ölümdür. Efendim, İnönü'ye danışsak. Sebep? Orduya bizden daha hakim. Cuntacılara karşı tavrı da malum. Bunu bir hükümet krizi değil de devlet krizi olarak ele alsak. Adnan, Adnan! Bu asalaklar paşalarından habersiz helaya bile gitmezler. İnönü bu işin içinde yok mudur zannedersin? Bir yıl önce kendi eliyle verdiği iktidarı bir yıl sonra silahla neden geri alsın ki? Bir süre mekteplerinizi ihmal edeceksiniz ama evde çalışarak telafi edebilirsiniz. Kendimizi ev hapsedecek kadar büyük ne oldu anneciğim? Sizi gözümün önünde görmek istiyorum. Ne olduğunun önemi yok. Tamam anne. Siz nasıl emrederseniz. Teşekkür ederim. İçin ağlama ablacığım. Aydın neler olduğunu bir bilsen. Anlatmazsan nasıl bilebilirim? Ne olur anlat. Büyüyünce ne olacağım bakalım Emin? Komutacı olacağım efendim. Aferin sana. Komutacının torunu komutacı olur. Olamasan da üzülme. Gazetacı olursun. Müsaadenizle Veysi Cumhur Hazretleri. Çikolata verin. Azıcık kilo alsın kerata. Tamam. Ordu için de cunta tertip etmişler. Bizi de
devireceklermiş. Mümkün değil Reis-i Cumhur Hazretleri. Bu yeni yetme askerler beni İş Bankası Umum Müdürü zannediyorlar herhalde. Ha? Komitacılığımı unutmuşlar. Hatırlatırız efendim. Hazırla listeni. Orduda ne kadar inönücü varsa tasfiye edeceğim. Bu ordu Atatürk'ün ordusu. Kimsenin babasının malı değil. Oğlum. Canım oğlum. Aydancığım. Babana sarılman bittiyse Şadan teyzen seni odana götürsün. Hadi bakalım. Yarın bıraktığını tamamlamaya mı geldim Feride? Sana söz veriyorum ya. Bir daha dün akşamki Feride görmeyeceksin. Sana şerefim üstüne yemin ediyorum. Bak, tedavi olacağım. Hızlı ve en iyi şekilde iyileşeceğim. Belki yeniden evimize dönerim. Belki beni yeniden hayatına alırsın. Eski günlerimize döneriz. Peki. Peki. Başka bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim Ferit? Biliyorum. Seni çok üzdüm. Çok kırdım. Özür dilerim. Ferit. Ne kadar hırpalandığını biliyorum. Hastalığın seni ne kadar yorduğunu da biliyorum. Asıl ben seni yordum. Ferit, ben önemli değilim. Ama oğlumuz önemli. Oğlumuz önemli. Ben bundan sonra oğlumuz için yaşayacağım. Sen de çok rica ediyorum. Oğlumuz için tedavi ol. Lütfen. Olacağım Ayhan. Olacağım. Eve aldım diye kızdın mı bana? Alo. Benim, buyurun. Bekliyorum. Alo. Alo, ben duyuyorum. Sen duyuyor musun? İyiyim Selmacığım.
Biz yarın değil ondan sonraki gün Aydan'la birlikte Roma'ya gelmek üzere yola çıkacağız. Senden ricam bizim için ev bakabilir misin? O zamana kadar da sende kalsak. Alo? Alo? Bir kere de kesilme. Ferit'ten kaçıyorsun öyle mi? Şadan, dön dolaş aynı mevzu değil mi? Gerçekten safmışım ben. Vallahi aslında şu an anlıyorum. Aslında sen Menderes'ten kaçıyorsun. Ya tabii. Tabii. Kaptırdın kendini. Hem de ilk görüşte. Şadan, bunları konuşmaya mecalim yok. Gerçekten. Ferit yüzünden değil, Menderes'i görme ihtimalinden kaçıyorsun. Sahneye çıkmaman da bu yüzden değil mi? Hı? Korkuyorsun aşktan, aşık olmaktan, kendini keşfetmekten, yüreğinin durmasından korkuyorsun. Peki Şadan. Temsile çıkıyorum bu gece ama sırf sen bu laflarınla benim kafamı şişirme diye. Aşktan korkmuyorsun yani. ...1926'daki gibi kim var kim yok asacaklar. Ya da ordudan atacaklar. Durum sandığımızdan daha vahim. İstihbarat bir binbaşıyı aldı ve sorguladı. Adam her şeyi itiraf etmiş. Nihat, elimle aran nasıl? İyi. Gizlice görüş. İsmet Paşa'ya durumu iletsin. Eğer paşa yardım etmeye razı olursa... Ben Bayar'ı ikna ederim. Bu hükümet krizi değil. Devlet krizi. Madem başka çare yok diyorsun... ...o zaman sen git, Aydan sonradan gelir. Oğlum benimle gelecek anne. Kendini bir maceraya sürüklüyorsun. Tamam. Peki bu Masum'dan ne istiyorsun? Anne. Anne. Karışmayın lütfen. Çok rica edeceğim. Evladım, Rinda'nın pasaportu yok diyorsun işte. O pasaportunu çıkarır, Aydan'la arkandan gelirler. Hem bu arada sen evini bulursun, işini bulursun, oralara alışırsın. Değil mi annem benim? Hiç inanmıyorsun değil mi bana? Ne gidebileceğime, ne kendi ayaklarım üstünde durabileceğime. Acıktın mı paşa? Evimize gidelim, sana şöyle güzel bir köfte kızartayım mı? Anne, onun evi burası. Sen İtalya'ya gideceğim demiyor musun Ayhan? Evet, gideceğim. Ben de onu diyorum işte. Ben de o vakte kadar torununla vakit geçiririm. Hadi paşam. Hadi canım, hadi bakalım. Köfteler bizi bekler. Paşa ile konuştuktan sonra sen nereden arayayım? Güven Sokak'ta olacağım. Berrin Hanım evde yok mu? Evde. E peki sen nasıl giriyorsun o eve? Ya şakanın sırası değil Nihat, Allah aşkına. Evet. Çok yoruldum. Niye taksi almadın? Lavanta kokuyor burası, misafirin mi geldi? Esamet. Hı. Benim gitmem lazım. Nereye? Emel'in yanına. Tabii ki kuzum. Bunu bana söylemene bile gerek yok. Yok öyle değil. İhtilal tertipleri varmış. Bu Badire atlatılana kadar ailemin yanında olmam lazım. Ömrüm bu hastalıklı kafayla uğraşmakla geçti. Hala ihtilal, hala cunta. Ben izin verdim bu partinin kurulmasına.
Ben koltuğumu terk ettim. Memlekete demokrasi gelsin diye. Eğer birileri bunları yollayacaksa, o yollayacak olan da benim. 3-5 çapulcu değil. O halde ne emredersiniz paşam? Ne söyleyeyim Ethem Menderes'e? Bir de gelmeyecekmiş. Tabii ki geleceksin. Muhsin hocam, baş vekalette çalışan bir arkadaşım var. Adnan Menderes bu akşam temsile gelecekmiş. Sürpriz olaraktan. Menderes operanın yolunu bilmez. Doğru diyorsunuz. Ben de öyle dedim arkadaşıma. Menderes operadan anlamaz dedim. Ah, kör olası demokratlar. Şadan sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ayhancığım, biz Muhsin Hoca'nın karşısında nasıl tir tir titriyorsak, bakalım o başvekilin karşısında nasıl titriyor. Hoş. Bir sen titremiyorsun. Niyeyse. Hadi herkese anladık da. Sen niye hiç konuşmuyorsun Aydın Bey? Ne emredersiniz babacığım, ne söyleyeyim? Türkü oku. Depreştirme oğlumun yarasını. Babacığım, geçen gün annemle Emel teyze konuşurlarken duydum. Doktor Nazım enişte kim? Eniştemiz canım. Eniştemizi alsanlar mı bizi asacak? Anne Aydın ne diyor? Bunu bizim de öğrenmeye hakkımız yok muydu anneciğim? Oğlum sen bunu kimden işittin? Bizim oğullarımızdan gizlimiz saklımız yok. Konuşalım. Çocuklar, her şeyi konuşmanın bir yeri ve zamanı var. Hadi şimdi siz odalarınıza çıkın. Ama anne. Hadi. Peki anne. Derhasane. Başvekili geldi. Ya Adnan Menderes kim? Opera kim? Aydın türkülerinden başka ne bilir ki? Hadi. Sahnede izleme şerefine nail olurum umarım. Şeref duyuyorum. Hoşça kalın. Kurban oldum. Senin sözün başım üstüne. Ama anneni kepten başım üstüne. Olmaz. Ne yapayım sen izin vermiyorsan? Babamdan mı izin isteyeyim? Babam bu haldeyken nasıl dersin beyim? Ölmeden önce bari son bir defa sevdiğimi göreyim diyeceğim. O zaman acı bana herhalde izin verir. Hay Allah'ım yarabbim yahu.
Tamam mı? Ediyor musun? Bak koşa koşa gidip geleceğim. Ben de gelirsem tamam. Babama haber verseydik. Paşa'yla bir de o görüşseydi. İster misiniz? Arayalım mı Tevfik Rüştü Bey'i? Dinlemez ki eniştemi paşa. Paşa 24 saat düşünmeden hareket etmez diye işittirdik ama. Nihat Erim'i iyi tanırım. Mutlaka arayacaktır. İyi akşamlar. Beyefendinin selam ve muhabbetlerini getirin. Başka zaman teşrif edecekler. Teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yeri var büyüklerimizin. Müsaadenizle. Beyefendi artık Roma seyahatlerinde Ayhan Hanım'ı dinlerler. Kendileri Ankara'dan taşınacak. Dönmemecesine. Hayırlı akşamlar. Yapmak zorundayım. Gel şu tarafa. Müsaade eder misin? Çıldırmışsın. Ne olursun git. Babam seni görürse öldürür. Keşke baban öldürse Sinem. Keşke. Eğer sana bir şey olursa yemin ederim ben de canımı veririm. Sakın ha. Bak benim hatırım için sen bir yaşayacaksın, tamam mı? Tıkırtı var. Kim var orada? Ne yapıyorsun? Yapma. Kim var orada? Babacığım benim şiir provası yapıyordum. Kızım bu saatte prova yapılır mı? Özür dilerim babacığım. Gir içeri çabuk. Efendim, konuştunuz mu Nihat? Güzel. Peki. İletirim. Ne dedi? Bayar bizzat gelip yardım istesin. Başka türlüsü yakışık almaz dedi. Ay canım madem Menderes'ten kaçmıyorsun... Varsın, bilsin Romalara gideceğiz. Ne var bunda? Şadan, artık kızıyorum. Kız canımın içi. Kız ciğerimin köşesi. Ama korkuyorsan... ...o fena. Korkmuyorum dedim ya sana. Öyle mi? Yani şimdi Menderes... ...karşına çıksa...
Hatırım için Roma'ya gitme demesinden korkmuyor musun? Canım ne münasebet böyle bir şey söylesin? Ay canım farz mı var? Dediğim gibi Şadan. Roma'ya teşriflerinde eğer vakit bulabilirlerse kendilerini operada ağırlar. Ethem sizi bıraksın. Tabii ki. Arzu ederseniz biz kalabiliriz efendim. Eksik olmayın. Yarın haberleşiriz. İyi geceler. Ne yapmaya karar verdin? Sabah ola, hayrola Ethem. Peki. İyi akşamlar. Geceler. Sana da. Ben Adnan'ı severim. Berri'nin eniştesi Tevfik Rüştü olmasaydı belki de vekil yapmıştım. Belki de başvekil. Paşam, insan sevginize hayranım. Menderes'i bile seviyorsunuz. Paşam, madem bu kadar muhabbetiniz var, yardım etseniz o zaman. Devlet işleri muhabbetle değil, dirayetle yürütülür Nihat. Bakalım Adnan o makamı hak ediyor mu? Karar verdin mi? Çocukları uyandın mı? Zaten Aydın uyudu bir tek doğru düzgün. Ayaktalar. Hep birlikte konuşalım. Adnan, çocuklar daha çok küçük. Bizim ailemize çocuk olmayı öğretmedi kadar Devri. Yaşlarından ziyadesiyle büyükler. Evet. Ne diyordun Aydın? Memlekette demokrasi var. Güzel. Madem memlekette demokrasi var, ailemizi alakadar eden kararları vermeden önce sizleri de dinlemek istedim. Babacığım, siz nasıl tensip buyurursanız biz ona razıyız. Güzel evladım benim. Bugün alacağım kararlar, ben bu dünyadan göçtükten sonra hayatınızın sonuna kadar yakanızı bırakmayacak. Allah başımızdan eksik etmesin. Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Bunları söylerken maksadım sizi üzmek değil benim. Şimdi eğer arzu ederseniz bir daha dönmemek üzere Aydın'a Çakır Bey'i
Beyliğe yerleşebiliriz. Siyaseti ve baş vekaleti bırakmaktan mı bahsediyorsunuz? Siz isterseniz evet. Bence bırakın babacığım. Çakır Beyliğe yerleşelim. Kaçalım mı yani? Benim hiçbir şeyden kaçmayacağımı biliyorsun abicim. Kaçalım demiyorum. Değmez diyorum. Neden değmez Mutlucuğum? Biz iki darı geleli bir yıl bile olmadı. Ne yapmış olabilirsiniz ki sizi devirmek istesinler? Haklısın. Demek ki biz değil İsmet Paşa Hazretlerinden başka kim gelirse gelsin istemeyecekler. O halde değmez. Bir de bu insanlara hizmet mi edeceksiniz? Sen ne düşünüyorsun Berin? Ben senin siyasete katılmanı hiç istemedim. Biliyorsun. Hatta başvekil olmanı da istemedim. Ben sözümü tutamadım. Sen de hatırım için beni kırmadın. Evet. Eğer Mutlu söylediklerinde haklıysa... bu hastalıklı insanlar bizi Çakırbeyli'de de rahat bırakmazlar. Dün gördün işte. Ne Bayar ne İnönü. Senin bu milletten başka gidecek yerin yok. Ya aşık olursam Çağda. Ay ol Ayhan, ol. İnsan hayatında kaç defa aşka düşer ki? Herkese aşık olmak zorunda değil ama. Bak, Ferit yüzünden evliyim diye dert ediyorsan boşanı verirsiniz, olur biter. Hı. Ya Menderes? Menderes boşanabilir mi sence? Meclise gidecek misin? Bugün gitmesek daha iyi olur Adnan. Genel kurula katılacak mısın? Mektuptan bahsetmeyi düşünmüyorsun değil mi? Daha evden çıkmadı diyoruz. Nasıl gidecekmiş genel kurula? Adnan bu işlerin acemisi. Çıkıp mecliste junta var demezsin. Yok daha neler. Bağlayın bana telefonla. Emir Asım komutanım. Efendim. Reisi Cumhur Hazretleri telefondalar. Çıktığını söyle. Söyleyin o çocuğa, mecliste cundadan söz ederse külahları değişiriz. Efendim bir laf dolaşıyor. Mecliste Menderes Cunta'yı konuşacakmış diye. Dünyada olmaz öyle bir şey. Umarım böyle bir hata yapmaz. Ethem'e söyle, Menderes genel kuruldan önce mecliste beni bir görsün. Başüstüne hocam. Çıkalım. Ne
Efendim, dün içeceklerinizi götürürüm Ayhan Hanım'a. Galiba memleketi terk edeceklermiş. Beni bir tek siz anlıyorsunuz Valide. Vallahi de billahi de kimseyi kırmak, üzmek gibi bir niyetim yok. Ama öyle güzel bir beste ilham olundu ki. Biliyorum Ferit Bey, biliyorum. Seni çok özledim babacığım. Ben de seni özledim. Bak, anneannene geldiğin zaman ben seni görmeye gelirim, tamam mı? Belki İtalya'da annem bizi ziyaret etmene izin verir. Sayın vekiller, bugün burada bu kürsüde birkaç hususa açıklık getirmek istemiştim, lakin onlara değinmeyeceğim. Zira az önce elime geçen bu mektup çok daha önemli bir hadiseye açıklık getirmemizi icap ettiriyor. Ordumuzda görevli bir albay tarafından yazılan bu mektupta kendisi Demokrat Parti iktidarına karşı ordu içinde cuntacı bir askeri yapılanmadan bahsediyor. Sayın vekiller, sayın vekiller, bilmenizi isterim ki hiçbir cuntacı yapılanma beni ve Demokrat Parti iktidarını korkutamayacak ve doğru bildiklerimizi yapmaktan alıkoyamayacak. Sayın İnönü ve sayın muhalefet vekilleri, sizlere tavsiyem şudur. Lütfen askerimizin yakasından düşünün. Beyefendiler, lütfen rica ediyorum. Biz dinleyelim lütfen. Sayın vekiller, askerimiz ülkemizin muzaffer savunucusu ve güvencesidir. Hizmet için seçilmiş siyasi iktidarların rakibi ya da alternatifi değildir. Ülkemizin refah ve bütünlüğünü zedeleyecek bir darbenin planlayıcısı olmamalıdır. Orduyu bu gözle görmek isteyenler ya da ordu içinde bu şekilde bir yapılanmayı arzu edenler bilmelidir ki bir darbe planlamak bu millete, bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bir darbe bile sizin saltanatınızdan evladım. Kendinizi padişah sanmayın. Tek darbe sonunuz olur. Kes, kes. Beyefendiler, lütfen rica ediyorum. Dinleyelim lütfen. Sayın vekiller, değerli arkadaşlarım, bu mevkiye gelinceye kadar hiçbir şeyden korkmadım. Tek yardımcım, tek dayanağım aziz vatandaşlarımdır. Ayrıca atfettiğiniz gibi ne bir padişah ne de bir diktatörüm. Biricik gayem bu ülkenin evlatlarını daha müreffeh bir geleceğe taşımaktır. Ülkeyi karanlığa hapsetmek isteyen köhne zihniyetinizden asla çekinmiyorum. Gerekirse bu uğurda can vermeye hazırım. Hayatım.
baba. Ne vardı kızım? Ne yapıyorsunuz baba? Lüzumsuz birkaç kağıdı yakıyorum. Senin nedeni yok. Var babacığım. Sayın vekiller, bilmenizi isterim ki hiçbir cuntacı yapılanma beni ve Demokrat Parti iktidarını korkutamayacak ve doğru bildiklerimizi yapmaktan alıkoyamayacaktır. Sayın İnönü ve sayın muhalefet vekilleri, sizlere tavsiyem şudur. Lütfen askerimizin yakasından düşünün. Ayrıca atfettiğiniz gibi ne bir padişah ne de bir diktatörüm. Biricik gayem bu ülkenin evlatlarını daha müreffeh bir geleceğe taşımaktır. Ülkeyi karanlığa hapsetmek isteyen köhne zihniyetinizden asla çekinmiyorum. Gerekirse bu uğurda can vermeye hazırım. Ay. Ne olacak şimdi? Şu hale bak Şadan. Adamın hayatına girdim gireli sürekli felaket geliyor başına sürekli. Bir de yemeğe gelseydi Allah'ım sen koru ya Rabbi. Hoş geldin Naciye Aydan. Kuzum. Bir tanem. Seninle ne alakası var bunun? Hadi. Operaya geç kalmayalım. Bizimkilerin kulağı deliktir. Onların her şeyden haberi vardır. Seni son defa uyarıyorum Ayhan. Bu Roma işini unutacaksın. Selma beni aradı. Roma'ya gidişine ne kadar sevinir, geveleyip durdu. Bak Ayhan değil Roma. İstersen dünyanın öbür ucuna git. Hiçbir yerde sahneye adımını atamaz. Attırmam! Aç kalır sokaklarda dilenirsin. Temsili iptal ettim. Evlerin sen. Gördün mü? Ayhancığım, boşuna uğraşıyorsun tatlım. Hiçbir yere gidemezsin. Bu adam sana paranı da vermez. Her daim de yoluna taş koyar. Eğer kafaya takarsa Selma'yı bile vazgeçirir. Benden söylemesin. Kimseden 5 kuruş istemeye niyetim yok benim Şadan. Ziynetimi bozduracağım. O benim gidişime yeter. Roma'da da Allah yardımcım olur. Ay Ayhan, hadi Muhsin Hoca'yı dinlemiyorsun. Ayol memlekette ihtilal çıktı çıkacak. Ziynetini nerede bozduracaksın? Ha? Anladım, tamam. Tamam, peki, tamam. Ablacığım, önemli bir işi çıkmıştır. Meclisten ayrıldıktan sonra arabaya yalnız binmiş. Ethem? Ethem bir süre daha kalmış, sonra o da ayrılmış. Neredesin Adnan? Ben sana ziynetimi vereyim. Sen de bana birikmişini ver. Olmaz mı? Ayol benim 3 kuruş birikmiş paramla senin ziynetin bir mi? Ayrıca da vermem efendim. Ay hiç kusuruma bakma. En yakın arkadaşımı bir de üstüne parasını da verip dünyanın öbür ucuna yollamam ben. Hiç anlamıyorsunmuş. Ay anlamıyorum Ayhan. Anlamak da istemiyorum. Menderes'i bir kere daha görürsem hayatım alt üst olacak. Görmezsin efendim, olur biter. Gitmek de ne demek oluyor? Hiç anlamıyorsun beni. Evin ışıkları yanıyor. Ferit.
Rim de gelecekti. Unuttum söylemeyi. Ya ay Han! Yüreğimi indiriyordun. Hoş geldiniz abla. Hoş bulduk Linda. Ne var kuzum? Karşısında beni görünce biraz şaşırdı.